Evet, haber peşinde devam ediyoruz. Bu bölümde de stüdyo konuğum yine Ayşe Yıldırım ve birazdan da bize Nihal Olçok katılacak. Onunla da önemli meseleler, yine dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri ekseninde meseleler konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü önemli bir tweet'i vardı. Kendisine de bu tweet'i soracağım Nihal Hanım'a. Şimdi tabii hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Sedat Peker'de aslında iç içe geçmiş konular. Ben demin süre yetmediği için soramadım. Sen hazır açmışken oradan sana şeyi sormak isterim. Sedat Peker'in son durumu. Dedin ki telefonun yok. İnternet yok. Öyle değil mi? İkisi birden yok ama hani senin tweetine de bir beğeni yaptığı için de çok konuşulmuştu. Evet. Ya aslında anlattım bunu da. Yani edindiğimiz, aldığımız bilgiler hem internetin hem telefonların kesik olduğu yönde. Yani sadece kendisine ait değil, eşine ait telefonlarında ya da yakınlarına, oradaki ekibine ait telefonların ve bağlantılarında kesik olduğu yönde. Ve merkezi olarak ekibi, kapatıldığı, çocukları kapatıldığı yönde. Yani merkezden kapatıldığı yönünde. Öyle ki işte çocukları okula gidiyorlar. Derslerini internet üzerinden yapmaları gereken dersleri var. Bunları yapamıyorlar. Dahası oyun oynamalarına izin verilmediğinde internet üzerinden aldığımız bilgiler kapsamında biliyoruz. Yani çok ilginç bir durum var. Çocukların oyun oynamasına bile, tekrar etmek gerekiyor, İzin verilmiyor. Çünkü oradan hani Sedat Peker'in bir biçimde sızıp bilgi almasından korkuyorlar. Anladığımız bu. Tabii buradan yine aynı yere geliyoruz yani. Tüm bu korkulardan. Çocuklara bile telefona, oyuna izin verilmemesi çok anlamlı bir şey gösteriyor iktidar açısından. Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki mesele konuşuldu. Öncelikli olarak ekonomi ve aslında iktidarın iki sıkışık olduğu durum. Biri ekonomi, biri Sedat Peker'in durumuydu. Bu iki konuda çok sıkıştığını gerçekten görüyoruz. Ve yoğun bir Sedat Peker nefreti olduğu da aldığımız duyumlar arasında. İktidar tarafından elbette. İşte bu nefret ve bu korkular o kadar yoğun ki çocuklarının internetinin erişimi bile engellenmiş durumda. Peki bu konuda bir süre verilmiş mi, yoksa ucu açık bir şey mi engellenmiş? Bu ucu açık bir mesele. Bu ucu açık bir durum. Ama şu konuda da bilgimiz var. Şöyle görüşmeler kapsamında şunlar söylenmiş. Yani ilişkileri bozmamak gerekiyor ve bizi zor durumda bırakmamanız gerekiyor. Peker ailesi olarak biraz durun yani. Durun, hiçbir şey yapmayın meselesi. Bu internet beğenisine, yani benim tweetimin beğenisini de söylemek isterim. Yani aslında bu teknoloji çağında bu kadar saçma şeyleri tartışmak da beni üzüyor ve tekrar anlatmak da sıkıntı yaratıyor. Çünkü yani Peker'in Twitter hesaplarının, 30.000 kişiyle pastane açmaya giden bir kişinin Twitter hesaplarını da kamuoyu takdir etmelidir ki en az birkaç halkla ilişkilerci tarafından kullanılıyor olması mümkündür yani. Yani bundan sonra herhangi oradan bir etkileşim olursa bileceğiz ki bunu bir danışmanı, evet, bir yakını... Bu aşamada evet öyle. Bu aşamada gerçekten bir danışmanı, bir yakındaki, yani ruhsal olarak yakındaki bir kişi yapacaktır bu beğenileri ya da retweet yapılacaksa retweetleri yani diye düşünüyorum. Evet. Evet, bu arada Nihal Hanım da hazırmış. Hemen kendisine iyi akşamlar diyeceğiz ve ben yine bu Birleşik Arap Emirlikleri önümde turkuaz halda yürüyen insanlar, devlet görevlileri ve bu görüntüyü alan Nihal Hanım'ın attığı tweet de var. Hemen soracağım kendisine. Tabii önce iyi akşamlar dileyerek. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir toplantınız olduğunu biliyorum. Vaktinizin çok değerli olduğunu biliyorum. Ve bu durumda kırmadığınız için de Ayrıca teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca kısa tutmaya gayret göstereceğim. Yarım saati geçmeyeceğim. Önümdeki tweet şu Nihal Hanım. Bir gün önce attınız bunu. Kimler kimlerle beraber? Ve Recep Tayyip Erdoğan'a etiketleyerek attığınız Cumhurbaşkanı'nı Sayın Erdoğan 15 Temmuz darbe finansörü olduğunu iddia ettiğin Birleşik Arap Emirlikleri ile bu yol nereye çıkar? Siz bu adamlara neler dediniz? Yandaş gazetecilerinizin attığı manşetler ortada. İnsan tükürdüğünü yalar mı? Tükürdüğünü yalar mı insan diye? Valla Erf Bey, ben öncelikle hep şunu söylüyorum. Benim tweetlerimde ben lafı ortaya söyleyen biri değilim. Gerçekten kimse muhatabım. Ve bunu öyle kişiyle bir şey yarıştırmak amacıyla da yapmam. Sadece birebir muhatap alırım. Hı hı. Ve muhatap da alınmayı bekliyorum bu kadar şey yaşadıktan sonra açıkçası. Dolayısıyla tabii ben Sedat Peker gibi güçlü ve ünlü değilim. Öyle bir kitlem de yok. Herkes karınca misali ya. Sadece doğru nerede olduğunu belirtmesi lazım. Hı hı. Ben bu işin evet bir tarafıyım. Ama hakkaniyet ve adalet tarafındayım. Aslında şunu sormak da istiyorum. Biraz da bağlantılı gibi sanki mesele. Çünkü burada tuhaf anlaşmalar da oldu. Yine önemli bir haber var. Sedat Peker ve Nihal Olçok arasında sosyal medyayı sallayan bir sohbet diyor. Peker kendisine çağrıda bulunan Nihal Olçok'a yanıt verdi diyor. Temmuz ayında gerçekleşen bir mesele bu. Sizi misafir etmekten şeref duyacağım demiş. Bu tabii şuna ithafen yapılan bir şey. Sedat Peker bir takım şeyleri anlatıyor. Ortaya sırlar koyuyor. 15 Temmuz. Evet. Yani sizin de çok üzerinde konuştuğumuz, çok sıklıkla yani 2-3 defa sizle konuştuk bu konuları. Kamuoyuna da bilgi vermeye çalıştığımız meseleler var. Bu kapsamda ne düşündünüz? Hani bu çağrıdan, bu ziyarette neler konuşulurdu mesela 15 Temmuz'a ilişkin? Erp Bey, şimdi ben o gün o tweet'i attığımda 15 Temmuz günüydü zaten. O Temmuz'da o tweet'te bir kurgu yok. Herhangi başka biri yazmadı. Ben tweet'i yüzünden yargılanmış biriyim. Ama ben bütün yaptıklarıma da yapamadıklarıma da sahip çıkarım. Hı hı. Dolayısıyla bu sayfayı ben kullanmıyorum. Editörüm yazmış. Demem bile söylendi avukatlarım tarafından. İşte yardımcım attı. İşte şoförüm attı. Ki çok duyuyoruz biz bunları. Hayır her dedim gün. Ben attım. Dolayısıyla o tweet'in hani kelime kelime hatırlamıyorum tabii. Mazur görün ama... ama genel anlamda şunu içeriyordu benim attığım tweet. Teşekkür ediyorum. Muhatap kabul edip cevap da verdiği için ayrıca. Hı hı. Ve çok nezaket dolu bir cevaptı. Ben orada şunu söyledim. Madem çok şey var bildiğin. Gel bu bilgilerimizi biz check edelim. Hı hı. Sen sor. Ben söyleyeyim, ben sorayım, sen söyle. Çünkü evet. Olayın nasıl aslında şu, bütün bilgiler soruya muhtaçtır. Bilinip bilinmediğine dair. Bu sadece 15 Temmuz değil. Bu Sokrates okuduğunu iddia eden biri için de böyle. Yani... Sokrates'i biliyor olmanız lazım ki veya Erasmus'u okumuş olmanız lazım ki oradan çıkacak muhakeme sonucunda sizde oluşacak bir veriyle karşı tarafa peki sen Sokrates'i okuduğuna varsayarak soruyorum sana bu soruyu. Senin şurada göstermen gereken refleks referans gösterdiğin Sokrates'e göre yanlış diyebiliyor olması lazım. Ben burada ikimizin, yani genel anlamda ben 15 Temmuz'un mağduruyum arkadaşlar. Benden lütfen, defalarca söylüyorum, lütfen benden hiç kimse tarafsız olmamı beklemesin. Bu bir. Evet. İkincisi, ben %100 aklı selimini ve ferasetini kazanabilmiş bir kadın değilim hala. Ama şu küfemde olan, biriktirdiğim şeylere binaen 15 Temmuz'un tek mağduru da ben değilim. Ben kimseyi sorgulayabilecek, sorgulama mecrası da değilim. Benim orada Sedat Bey'e söylemeye çalıştığım şey şuydu: karşılıklı oturalım. Ama online falan değil. Bakın, tanımakla tanış olmak çok ayrı şeydir. Ben tanış olup yapmak istedim. Ve eğer bu bir mücadele ise, ben bu mücadeleye sadece fikrimle değil, sadece zikrimle değil, ben burada bedenimi de koyarım. Hiçbir mahsuru yok benim için. Beyefendi de çok nezaket çerçevesinde ve çok şık bir cevap verdi. Ama sanırım 10 saat sonra falan mıydı? 15 saat sonra. Şöyle anlatalım izleyicilerine. Tam anlattığınız gibi aslında tweet'i de o kadar aklınızda kalmış ve o kadar net özetliyorsunuz ki. Şimdi diyorsunuz ki, öncelikle nazik cevabınız için teşekkür ederim Sayın Sedat Peker. Davetinize her zaman icabet etmeyi... O ikincisi. Evet. Onu okuyayım, döneceğim. Yani... O 15, bir dakika. Orada önemli bir şey var yalnız Erk. Senin gibi zeki birinin bunu fark etmiş olmasını beklerdim. 15... O 15 saat sonra cevap verdi. Ben 15 dakika sonra. Çünkü ben hakikatim Erk. Benim üzerimden kimse anlaşma yapamaz. Ben kimseyle anlaşmam. Zaten şunu söylemişsiniz, demir tavında dövülür demişsiniz. Yani bu ifade, aynen öyle. Bu ifade benim için hala çok önemli. Buradaki en önemli ifade bu. Ve şimdi vurgu yaptığınız Sokrates'in sözleri. Yani sorular varsa bu soruları tartışalım. Siz bildiklerinizi koyun, ben bildiklerimi koyayım. Bir cevabı ortaya koymaya çalışalım demişsiniz. Evet. Burada da bunun aynen arkasında durduğunuz için bunu okumayı tercih ettim. Ben burada bir şey sormak isterim. Yani hem Sedat Peker'e söylediğiniz, hani siz sorun ben anlatayım, ben sorayım siz anlatın dediniz ve biraz önce de dediniz ki teyit edelim bazı şeyleri. Dolayısıyla ben şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Siz elbette çok konuştunuz ve elbette tarafısınız, elbette yaralısınız. Ama acaba söylemediğiniz bazı şeyler mi var? Bunları mı teyit ettirmek istiyordunuz? Henüz kamuoyuyla paylaşmadığınız şeylerden mi bahsediyoruz burada? Doğru mu anlamışım? Şimdi bakın, bir Nihal Olçak var. Her türlü şeyle itham edildim ben. Akıl sağlığımın yerinde olmadığından tutun da çocuklarıma gerçek anlamda annelik yapamayışım, vesayetin ve velayetin elimden alınmasına kadar, bugüne kadar işte imkanlarım, statüm, her şeyim. Ama bu şu demek değildir. Bunlar benim için tehdit unsuru değil. Her şey gidebilir. Benim canım da gidebilir. Fakat konuşmaktan korktuğum için değil. Ama bazı şeyleri tek başınıza konuşursanız bunun çok bir anlamı olmaz. Bilgi teyide muhtaçtır dedim az önce. Hı hı. Benim bildiğim dedikodu değil, hakikat. Evet. Ama o hakikatin belki de bende sadece bilgi olarak vardır. Ama Sedat Bey de bunu yani bunun yolunu açacak bir belge vardır. Daha fazlasını biliyordur. Yani burada bakın bazı hassas konularda dedikoduyu aşacak şeylere ihtiyacımız var. Hı-hı. Çünkü Türkiye yeterince spekülatif şeylere maruz kaldı. Darbe bile bir spekülasyon. O kadar sulandı ki. Tabii. Yani ölülerin hakikat olduğu bir şeyin biz darbe olup olmadığını, rollü, kontrollü, tiyatrosu, izleyicili izleyip ya bir sürü, yani bu konuşmalar o kadar can acıtıcı bir şey ki ya burada insanlar öldü. Tamam. Şimdi biz bunun daha inanın 3 adımını geçmiş değiliz. Hükümet bizi nerede bırakıyorsa biz orada kalmaya mecburmuşuz gibi davranıyoruz. Ben değilim. Peki Ayşe Hanım, ne yapmak lazım? Ben yani değilim. Doğru söylüyorsunuz. Tabii tek başınıza söylemeniz yeterli değil ama herhalde sadece Sedat Peker değil birçok insanda bunun belgeleri, bilgileri mevcuttur. Öyle değil mi? Evet ama insanların çekinceleri var, korkuları var, tehditleri var. İnsanlar dünyada sahip oldukları şeyleri kaybetmekten korkuyorlar. Ama unutuyorlar ki burası sadece dünya. Yani sonsuzluk değil. Elbette. Yani burada bizim varoluş amacımız sorgulanacağımız şeylerden bir tanesi de adalet. Allah bize ne kadar adaletli olduğumuz da bize karar verici olacak Allah. Ama biz burada üstümüze düşeni yapamıyoruz. Bakın az önce ne dediniz? İşte Sayın Peker'in işte interneti kesilmiş, çocukları ödev bile yapamıyor. Yani siz eğer durmuyorsanız durduruluyorsunuz. Evet. Hı-hı. Bu kritik bir ifade. Evet. Dolayısıyla insanlar da bu kadar güçlü biri eğer bunları yaşıyorsa ya ben neler yaşarım, bana neler yaşatırlar deyip aba altından sopa gösteriyorlar. Bu Türkiye'nin çok kullandığı bir hesaplaşma modeli. Ama biz bazı şeyleri artık biliyor ve görüyor olmamız lazım. Yani o tweet'i attığımda eğer gerçekten lokasyonu gönderseydi ben giderdim. Size yemin ediyorum giderdim. Aslında ne güzel olurmuş. Keşke gitseydiniz, ne güzel olurmuş bir lokasyon atsaymış. Türkiye'ye dönmemeyi göze alırdı. Ne olacak ki? Türkiye neler gördü? Kim dönmedi? Allah aşkına. Ayşe Hanım, doğru söylüyorsunuz. Kim dönmedi? FETÖ'cüler dönmeye başladı. Dönecekler. Normal. Ama başka bir kimlikle dönecek. Ama başka bir vatandaşlıkla dönecek. Yani ama dönecek. Reza Zarrab ismini değiştirmedi mi? Evet. Yani bakın burası dünya ve her şeyin bir şekilde bir yolu bulunuyor. Ben Türkiye'den bir daha girmemeyi bile göze alırdım. Yeter ki hakikat ortaya çıksın. İşte Abdullah'ın mezarına gidemeyeceksin. Bak seni işte Türkiye'ye sokmazlar. Tweet'i attıktan 5 dakika sonra bana gelen telefonlar bunlar. Öyle mi? Sen oraya gidersen sanki Sedat Peker bana lokasyon attı. Ben de uçak bileti bakıyorum. Ya bunlar şaka mı ya? Yani Türk milleti bu kadar mı aklını kiraya verdi? Arkadaşlarım bunlar benim. Yani sokmayabilir. Benim bir tane daha vatandaşlığım var. Ama başkaları gibi sonradan parayla, yatırımla, bilmem ne anlaşmalarıyla edinilmiş bir vatandaşlık değil. Ben o ülkede doğdum Ayşe Hanım. Allah'ın kaderimin bir parçası yaptığı bir vatandaşlığım daha var benim. Ayrıca Abdullah'ın mezarına gidemezsin. Peki ben her okuduğum Fatiha'yı Hazreti Peygamber'in mezarının başında mı okuyorum? Hayır. Buradan okuyorum, ruhuna gönderiyorum. Sizin iman probleminiz var dedim ya, siz yalandan iman ediyorsunuz. Ben Dubai'den değil, Japonya'dan da okusam Abdullah'a gidecek o. En çok duyduğum şey buydu ve ben şok oldum bunu. Yani Müslümanım, şehadet getiren, ibadet eden insanlar bana söylüyor. Sen Abdullah'ın mezarına bir daha gelemezsin. E gelmeyeyim. Bu mudur yani? Ben Müslümanım, putperest değilim. Evladınıza bile tapamazsın. Ben bir soru daha sorabilir miyim burada? Tabii. Şimdi Erkin en başında sorduğu soruya geleceğim. Hani bu Birleşik Arap Emirlikleri meselesine insan tükürdüğünü yalar mı tweetiniz? Şimdi o dönem yani hem hükümet temsilcilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un arkasında olduğuna dair demeçlerini, hatta maddi destek verdiklerini, hatta Nahya'nın yani Türkiye'ye gelen şeyhin yardımcılarından birine kırmızı bülten talebinde bulunduklarını biliyoruz. Siz bu işin 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğuna dair bir bilgiye, duyuma ya da bir şüpheye sahip misiniz? Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Endişeniz oldu mu? Var mıydı, yok muydu? Ne düşündünüz? Şimdi genel anlamda baktığınız zaman çok basit şey söz var ya, para parayı çeker. Güç de gücü sever. Hani fakir kız, zengin oğlan aşkı nasıl ömürsüz oluyorsa işte. O yüzden evet, orada orası paranın çok rahat hareket ettiği Katar, Kuveyt, tabii, Birleşik Arap Emirlikleri ve FETÖ'nün ciddi bir ekonomik gücü vardı arkadaşlar. Dolayısıyla çözüm ortaklığı yapmış olunabilir mi? Neden olunmaz? Peki Türkiye parayı seviyor mu? Türkiye parayı çok seviyor. Türk hükümeti, yani şu andaki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti parayı çok seviyor. Yetkilileri parayı çok seviyor ve çok paraya muhtaçlar. Hı hı. Peki ben size bir şey sorayım. 7 ay önce yani Katar'da bir görüşme yapıldı. Türkiye'de kaç kişi bunu biliyor? Mevlüt Çavuşoğlu İran'a gitti. Günlerce, bir hafta falan kaldı. Yani şaka mısınız siz ya? Neden yapıldı bu görüşmeler? Para trafiği için. Para lazım bize. Çünkü biz 6.65'ten 6.65 veya 7 arası 7 ay önce Ocak'ta ödenmek üzere Katar'dan swap anlaşması yapıldı. Erk, biliyorsun bunu, takip etti. Bu ve o dönemin kuru 12.5 üzerinden ödeme yapılacak diye sabitlendi. O dönem 7-8 ay önce. Birleşik Arap Emirlikleri de aracı olan İngiliz bankalarından kim geldi Türkiye'ye? Banka sahiplerinden, o ailelerden. Peki başka bir şey sorayım ya, hadi yani. Neden manşetler 100 milyon dolar denildi? 100 milyar dolar denildi de ne oldu? 3 günde 10 milyar dolar oldu. 90 milyon doları kime ödedik biz? 90 milyarı. Evet. Erk, para parayı çekiyor. Bana gelmiyorlar yani. Hı hı. Ben de bu yol nereye gidiyor diye sorayım. Geri anlattıklarınız ilginç. Şunu sormak istiyorum. Belki biraz yuvarlak bir soru olacak bu ama hani siyasetçi olarak tanımlamıyorsunuz kendinizi. Fakat ben yine de belki... Ya ben daha fazla bir aktivistim. Evet. Ben yine de... Yani hani... siyasetin aslında ona dönüşmesini çok istiyorum. Hı hı. Türkiye'nin en temel problemi ne sizce Nihal Hanım? Şu anda mı? Evet. Türkiye'nin şu andaki en büyük temel problemi hırsızlık. Ekonomi falan değil. Hırsızlık olduğu için ekonomi bu hale geliyor. Hırsızları da biliyoruz aslında. Karaktersiz insanlar güruhunun mecliste sayılarının çok olması. En büyük problem insan problemidir Türkiye'de. Ekonomi değildir, hiçbir şey değildir. En büyük, Türkiye'nin en büyük problemi insandır. Biz Türk milleti olarak aslımıza rücu edersek bunların hiçbirisini yaşamayız. Son bir soru daha soracağım. Benim bu kadar. Çünkü sizi de toplantınızdan mahrum bırakmak istemiyorum. Ya bir masa dolusu 5 tane birbirini tanımayan adam var diye özetledim az önce. Erke sağ olsun. Onları masada bıraktım ve gerçekten birbirlerini tanımıyorlar. Ortadaki tek fayda benim. Erk dedim, yani aşk güzel ama hayat gerçek. Benim faturalarımı ödemem lazım. Şimdi hemen son sorumu soruyorum ben. Günün birinde bunlar anlatılmayanlar, kişilerin bir araya gelip teyit edip etmek istedikleri şeyler günün birinde anlatılacaklar. Sizce o güne ne kadar zaman kaldı? Yani aktivistsiniz ama siyasetin de bir yerindesiniz. Sana söyleyeyim. Bu cevabı ben isimlerini verebilirim. İletişim de kurabilirsin. 15 Temmuz gecesi benim yanımda 4 kişi vardı. İkisi gece boyunca sabaha kadar yanımda kaldılar. Sonra sabah evimde saat 10-10.30 gibi 9 tane sınıf arkadaşım diyeyim, öyle tanımlayayım. Tamamı sınıf arkadaşım değil ama 9 kişiye şunu söyledim. An itibariyle bürünülmesi gereken tek bir tavır vardır. İtidalli olun. Ben de itidalimi bozduğum zaman size vekil tayin ediyorum, kendimle alakalı. Gelin ve beni silkeleyin. Bu iş 5 yıl sonra konuşulmaya başlayacak. 10 yıl sonra aydınlanacak. Ama hiçbir şey gördüğünüz gibi değil dedim. Saat 3.30-4 civarıydı. Öğleden sonra. 5. yılındayız, konuşuyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Yani bir 5 yıl sonra mı aydınlanacak? Evet. Bu o gün gönlüme düşen şey buydu. Ama bunu bana vahiy geldiği için böyle söylemedim Ayşe Hanım. Ben insanım. Sadece o gün sokağa çıktım. Adli tıbba gittim. Döndüm. Karagümrük cerrahi tekkesine gittim. Çünkü naaşlar oraya geldi. Tabutla orada yıkandılar. Erol Bey'de, Abdullah'da. Orada insanlar duyduklarım. Şimdi travmanın şöyle bir özelliği de vardır Ayşe Hanım. Travma anı bilinç üstü noktasına gelir. Eğer onu fark ederseniz, o noktada olduğunuzu fark ederseniz 3-4 adım önceyi görürsünüz. Travmanın böyle bir yan etki diyebilirsiniz ama bu aslında bir yan etki değildir. Ve bu çok kısa sürer yalnız. Birkaç anlık, yani madde almışların girdiği ruh hali gibidir bu. Yani kimyasal maddeyle eşdeğerdir. Çünkü beyniniz bedeninizi ve ruhunuzu korumak için ekstrem, normalde salgılamadığı salgıları salgılar. Ben belki de onları iyi yönettim. Ben bir Arnavut'um ya. Yapmam gerekeni yaptım herhalde. Umarım, ama aydınlanması için bir 5 yıl beklemeyiz. Böyledir ama, böyle olacak. Göreceksin. Yani iktidar değişse dahi böyle olacak. Hı hı. Çünkü yeni kurulan Gelecek ve Deva Partisi ve işte Muharrem İnce, Yılmaz Öztürk, yani Mustafa Sarıgül, herkes bir şekilde bir yol almaya çalışıyor. Ama nihayetinde Türkiye'nin kadim partileri var, CHP gibi. İYİ Parti var mesela, yeni ama oldukça nüfuslu hale geldi. Başarılı ilerliyor. Eski siyasetçiler bunu yapamaz Ayşe. Çünkü acaba işin içerisinde bu eski siyasetçilerin en azından fikirleri, düşünceleri de mi var diye insanın aklına bir soru geliyor. Tabii. Yani bir yerden bir şey olur. Yani bir yerden bir şey yakalanır. Çok az, yani Türkiye'de temas etmemiş, ya ben şunu söylemiyorum, Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirmek değil, temas etmek cemaatle veya o tip yapılarla. Bu çok ekstrem bir durum, yani gidip bir liderle fotoğraf çektirmek. Ki Türkiye gibi statünün çok hiyerarşik yapının dikeyde çok keskin olduğu bir ülke burası. Öyle gidip elinizi kolunuzu sallayarak o kapılardan bile giremiyorsunuz. Tabii. Şimdi ama Türkiye'de benim hiç temasım olmadı diyemez hiç kimse. O yüzden bunu eski siyasetçiler yapamaz. Bu yeni siyasetçilerin ve yeni söz söyleyecek gençlerin yapabileceği bir şey ve ben onlara çok güveniyorum. Yani Sedat Peker o konuda da haklı. Ben de 15 Temmuz'la ilgili veya başka konularla ilgili gençlerle her bir araya gelişimde şunu söylüyordum onlara. Burada hocalarımız var. Onlara asla bu konuda hiçbir sorumluluk sorumluluk vermiyorum çünkü çapları buna yetmez. Profesör olması benim vereceğim sorumluluğu taşıyabilir anlamına gelmiyor. Bakın, bu bir üniversitede bir değil. Bütün üniversitelerde böyle bitirirdim konuşmalarımı. Bu sorumluluğu 30 yaş üstüne verme. Çapları buna yetmez çünkü. Ama size öbür dünyada 2 elim yakanızda olur. Siz mutlaka ve mutlaka Türkiye için en az Abdullah kadar, Abdullah canını verdi, gençliğini verdi. Ben ölümü kutsayan biri değilim. Ama vatan benim için çok kıymetli bir şey. Buraya göç ederken Üsküp'ten 2 kriteri olan bir dedenin torunuyum ben. Hilal ve ezan. Dolayısıyla bunlar bizim olmazsa olmamız. Ama bunların temsil ettiği şey de şudur. Din değildir. Bunların temsil ettiği şey ahlaktır, adalettir, özgürlüktür. Bakın, bunlarla şu anda sınanıyoruz biz Ayşe Hanım. Üçü de yok. Bunların hiçbiri yok şu anda Türkiye'de. Maalesef. Evet. Halbuki hilalin ve ezanın simgesi budur. Bu 3 şeydir. Nihal Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi, ne iyi ettiniz. Görüşmek dileğiyle. Estağfurullah. En yakın zamanda. Hoşçakalın. İyi akşamlar Nihal Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zamanınızı paylaştığınız için benimle. Biz teşekkür ederiz tekrar. Evet, aslında hani biraz mesajı bol olan birisi Nihal Hanım, ama alt metinlerde önemli noktalar var. Alt metinlerde söylüyor, evet Nihal Hanım. Yani tabii tercihidir ama keşke teyide muhtaç olan şeyleri hani hep beraber konuşsak ve hep beraber teyit edebilsek, hı hı, ve hani hakikaten belgeler üzerinden konuşsak ve 5 yıl daha beklemesek yani. 5 yıl daha beklemeyeceğimizi düşünüyorum. Bence neden böyle düşünüyorum? İşte bu iktidarların her şekilde, her ne olursa olsun gitme dönemlerinde belgelerin çok fazlalaşacağına ve bu cesaretten başka kişilerin de cesaret duyup bu iklimi yaratacağını düşünüyorum. Ya zaten belki şöyle diyeyim, hani hep deminden beri konuşuyoruz, Sedat Peker şeyi kesildi, sanki dünyanın sonu geldiydi. Başkaları başka, evet, şeyleri açıklayacak yani, çünkü öyle bir dönemin önü açılmadı mı yani? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla kişi, yani bunu ben Celal abinin programlarında çok sık dile getiriyorum özellikle. Yani başından beri sadece Sedat Peker açıklamıyor ki bunları. Yani epey uzun zamandır AKP içerisinden ben dönüp durup içinizdeki İrlandalılara bakın diyorum. TÜGVA belgeleri var. TÜGVA belgeleri var. İşte Mücahit birinciyle çıkan belgeler. Nereden geldi? Kendisi ifade etti zaten bunu. Yani bunu, belgeleri nasıl veriyorlar benim mesajlarımı dedi. Dolayısıyla burada hani biraz da iktidara mesaj. İnsanlar konuşmaya başladılar. Çünkü herkesi mağdur etmiş bu iktidar. Ve tabii bunun içerisinde bir hesaplaşma da var. Yani bizi niye tasfiye ettin duygusu var. Tabii. Biz niye hani buralara geldik, daha az paralar kazandık durumları var mesela. Şeyi hatırlatırım, İzmir'de öldürülen, o FETÖ borsasında ismi geçen Ahmet Kurtuluşu, İzmir İl Başkan Yardımcısı, AKP tabii, İl Başkan Yardımcısı. Neydi mesele? Şu söyleniyordu, ben az para kazandım, en çok kullanıldım, o zaman itiraf ederim her şeyi dediği için öldürdüler kendisini yani. Dolayısıyla yani böyle hani internet keserek, ne bileyim, medyaya başından beri müdahale ederek filan bir iktidarın gidişi engellenemez diye düşünüyorum ben. Evet yani biraz zor olsa da bu işin sonu öyle, dediğin gibi yani kaçarı yok, ama çok karanlık bir döneme de girdiğimizi hepimiz eklemek biliyoruz. İstediğin bir şey var mı? Yok yani hani başından beri konuştuğumuz şeyler, şu şeyler, hem ekonomik kriz, hem aydınlanamayan işte 15 Temmuz, hem Birleşik Arap Emirlikleri ile dün işte ağzına geleni söylediğin, suçladığın ülkeyle bugün sırf çıkar ilişkisi kurmak falan, iktidarın içinde bulunduğu açmazı gösteriyor ve hakikaten çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Özellikle Milli Güvenlik Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'ndan bu ekonomiyi Milli Güvenlik Kurulu'nda sunmaları, oradan bir karar çıkartmaları ve hakikaten açız diyen insanları bir milli güvenlik sorunu olarak görmeleri bile ne kadar zorda, ne kadar çıkmazda olduklarının çok açık şeyi. Benim korkum işte buradan çıkmak için yapacakları, onu da Fatih Yaşlı söyledi. Hani 12 Eylül gibi bir, tabii ki darbeden bahsetmiyor ama yani benzeri bir yönetim anlayışı. Bir sıkı yönetim, bir OHAL, daha derinleştirme, evet, zaten OHAL var. Şu Milli Güvenlik Kurulu'nun tavrını da aslında net belki açıklamak gerekiyor. Ekonomiyle ele aldığı için diyor ki açız diyenin karşısına asker çıkaracağız kardeşim. Orada yalnız bir şey söyleyeceğim. Hem halka yönelik bir tehdit var, hem muhalefet partilerine var, bir de iş dünyasına da var. Yani dikkat edersen tam TÜSİAD, hani diyorduk ki ne oldu TÜSİAD'a, niye evet, konuşmaya başladı evet, dediğimizden de o TÜSİAD'a da, iş dünyasına da bir tehdit vardır oradan yani. Siz de oturduğunuz yerde tehdidi vardır orada. Ya umuyoruz ki son düzlük ve son kötü görüngüler olsun Türkiye'de. Şunu da biliyoruz, ilelebet hiçbir rejim sonuna kadar gitmiyor yani, bu yöntemlerle gitmiyor en azından. Evet, bu haftalık bu kadar. Şöyle yapacağız, köşede kalan haberlerimiz var, onlarla çıkacağız. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti öncesi işçiler tehdit edildi. Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Göksel Arsoy, işçilere yanınızda 4 kişiyle birlikte gelmezseniz pazartesi hiç gelmeyin dedi. Arsoy'un tehdit konuşmasını işçiler cep telefonuyla kaydetti. Ayrıca AKP'li Menemen Belediye Başkan Yardımcılarının da işçileri arayarak bu kapsamda tehdit ettiği iddia edildi. Cumartesi annelerinin 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın 3. duruşması görüldü. Sanık avukatları COVID-19 kapsamında duruşmanın ertelenmesini, duruşmanın daha büyük bir salona alınmasını ve hakimin davadan el çekmesini istedi. Tüm talepleri reddedilen avukatlar hakim hakkında görevi ihmal ettiği nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak mahkeme salonunu terk etti. Hakim duruşmaya katılamayan kişiler hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Davayı 23 Mart 2022'ye erteledi. Suriye Demokratik Meclisi Yürütme Komitesi Başkanı İlham Ahmet, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Rusya, Suriye krizinin çözüme kavuşması için taraflar arasında çeşitli formatlarda anlaşmaya varılmasına olan geniş kapsamlı desteğini sürdürmeye ve her türlü sorumluluğu almaya hazır ifadeleri kullanıldı.